Yani şunu mu demek istiyorsun? Kurumsal davranan firmaları bulacağız, onlara öncelik vereceğiz. Ne alakası var Emre Hocam ya? Ya hayır ama nedir peki? Kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde şeffaf, adil ve teşvik edici uygulamalarla. Peki kurumsal yönetim ilkeleri derken hangisi? Ne güçlendirecek? Yatırımcı hakları. Yani hayır, nedir kurumsal yönetim ilkeleri? Yani bireysel mi desin? Devletin mi kurumsal yönetim ilkesi? Ya devletin kurumsal yönetim ilkesi mi olur? Yöneticim onu bile bilmiyorlar. Devlet kurumsal corporate governance. Kafaya takmışsınız hükümeti. Yani ne yapsın? Allah Allah. Öyle mi ya? Ama siz Ekotürk'teyken böyle değil. Berat Albayrak metiyeler diziyordunuz. Kim? Siz Ekotürk'teyken. Mustafa Albayrak Kerem Alkin'le Emre Alkin'i karıştırdı. Bayılıyorum. Yok. Ekotürk'te değil miydiniz? Ben hiçbir zaman Habertürk'e çıkmadım efendim. Ekotürk'e mi? Ya benim söylediğimi bile duymuyorsunuz. Ekotürk'te ben nerede, ne alakası var? Siz hakikaten karıştırıyorsunuz Mustafa Bey. Ekotürk'e çıktım ama hiç böyle şeyler söylemedim. Ben hep çıkmadım diyordunuz. Hep doğruyu söyle. Habertürk'e çıkmadım diyorum. Habertürk söylemedim ki. Ekotürk'teyken diyorum. Siz Berat Albayrak'ın metiyeler düzüyordunuz. Berat Albayrak metiye mi düzüyordum? Bu hükümet sizi Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreterliğine getirdi. Bu hükümet beni getirmedi efendim. Evet, Yıldırım ben yönetim kurulu üyesi seçildim. Ondan sonra dediler ki istifa et, bize yardım et. Yıldırım da getirmedi mi size Emre Bey? Evet, hükümet Yıldırım Bey'i mi getirdi? Siz bu hükümetin adamı değil miydiniz yıllarca? Hükümetin adamı mı? Evet. Ya üstadım, bunlar çok ağır laflar ama siz hükümetin adamı gibi konuşuyorsunuz. Bakın, şu an. Ben hiçbir sıfatım, resmi sıfatım hayatımda olmadı. Evet. Bak, hayatımda olmadı. Ben bir esnaf. Yani ben liyakat ama esnaf gibi konuşmuyorsunuz. Siz Ekotürk'ten ayrıldıktan sonra bir hükümet düşmanı oldunuz. Şöyle bir şey yok. Bakın, sizin şahsınız için söylüyorum. Hükümet düşmanı mı? Evet. Bakın ya şu cümleden bile bir şey üstadım yapıyorsun. Ama hakikaten programın seviyesini düşürdünüz. Bir dakika, ben size söyleyeyim. Bence düşürdünüz. Bence zaten düşük sizin program seviyesi. Ben yükseltmeye çalışıyorum. Yok, pek öyle değil. Şu cümlede ne var Allah aşkına ya? Yahu kurumsal yönetim karışık diyorum. Karışık. Hiç karışık değil, gayet net. Bunu halkımız anlıyor. Halkımız anladığı için 18 senedir destek veriyor zaten. Hayır, bir dakika. Anlatın diyorum ben. Nesini anlatayım? Onu anlamayan diplomasını, profesörlük ünvanı yırtsın. Tabii. Mustafa Bey, müsaade eder misiniz? Anlatın. Kızmayın ya, anlatın. Ya bunu anlamayacak bir şey yok ki. Hayır, ama şu çocuklar çıksın anlar ya. Bunu anlamayacak ne var? Yatırımcı hakları, kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde şeffaf, adil ve teşvik edecek. Vallahi ben hayatımda... Yani siz kategorik olarak çakmaya çalışıyorsunuz. Hayır alak Mustafa Bey, hayatımda ilk defa programda sizin gibi ön yargılı ve yanlı bir insan görüyorum. Bence siz ön yargılısınız. Ben de çok programa katıldım. Hiç kimse sizin kadar alınmıyor. Korkmayın ya. Korkmayın, olabilir, bir şey olmaz. Merak etme, diyecekler ki Emre Alkin konuştu, Mustafa Bey itiraz etti diyecekler. Korkmayın. Korkmayın, bir şey olmaz yani. Bir şey olmaz size. İtiraz edebiliriz. O da bir şey olmaz size. Ben buradan şunu mesela merak ediyorum. Maden işletmecilerine sorgusuz sualsiz lisans verilirse, birileri buna dava açarsa, işte yönetişim ilkeleri çerçevesinde gayet güzel yapsınlar etsinler mi diyeceğiz? Veya hani para getiriyor ama nasıl getirirse getirsin mi diyeceğiz? Bizim merak ettiğimiz o. Bir de Uğur Gürses'in köşesinden... Ben bir açıklama yapacağım. Bir saniye. Yapacağım. Ben cümlenin yanlışlığını söyleyeceğim. Bir dakika. Cümle gayet dört dörtlük kurulmuş. Hayır, değil işte ya. Değil. Bilim insanı olmadığınız için. Anlamı güzel. Hayır. Bilim insanı değilsiniz. O yüzden ben açıklayayım. Bakın, ben bilgilendirmek için. Ben mühendisim ya. Ama değilsiniz bilim insanı. Siz değilsiniz ya, siz iktisatçısınız. Allah razı olsun. Şimdi bilim insanı için bakın, kurumsal yönetim ilkeleri demek şudur. Yönetişim. Ben de diyorum ki şirketin yönetişimini kontrol edin. Yani gerçekten şirketin içerisinde yönetim kurulu ve icra arasında bir düzgünlük var ise biz geleceğiz, denetleyeceğiz. Gerçekten bu şirketler kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde yönetiliyor ise biz bunları teşvikte öncelik tanıyacağız demek istiyorsa cümle doğru. Ama kamunun kurumsal yönetim ilkeleri olmaz. Yönetişimdir onun ismi. Corporate governance olmaz. Çünkü bunlar değiller, şirket değiller. Dolayısıyla güzel bir şeyler söylenmek isteniyor ama karışık oluyor diyor. Bunu bir eleştiri yok. Çünkü çala kalem metin yazıldığı için böyle oluyor. Ben de diyorum ki hızlı yazmak yerine diyelim ki ya arkadaşlar şeffaf, adil, teşvik edici bir uygulamalarla güçlendirecek. Bitti. Yani kurumsal yönetim ilkelerine gerek yok. O zaman şimdi yabancı bunu tercüme ettiğinde diyor ki abi gelip bizi denetleyecekler mi acaba diyor. Bak şimdi bunun hiçbir hükümet... Hayır. Nesini denetleyecekler? Yani. Kurumsal yönetim ilkelerimizi denetleyecekler diye soruyorlar. Karışık yazacağımızı diyeceksiniz. Özel şirketin neyi denetleyeceksiniz? Merak etmeyin arkadaşlar. Son derece şeffaf, adil ve teşviklerimiz de doğru olacak. Bitti cümle. Çok uzun cümleler yazıyoruz diyorum. Yani insanların kafası karışıyor. Ben yine de hani... Cümlenin karışıklığı konusunda eminim. Ya onu demek istiyorum. Hiç karışıklık yok. Kanunları da böyle yazıyor. Kanunlar da böyle yazıyor. Emre Bey kategorik olarak Yoksa hiç alakası, siz hiç tanımamışsınız Türkçe beni. Türkçe tartışması yapıyorsunuz. Hiç alakası yok. Hiç alakası. Ekotürk'te bunların tam tersini savunuyorum. Ya Allah Allah. Ben izliyorum. Sabit yorumcusuydum. Merak etmeyin efendim. Benim 187 bin takipçim var. Ekotürk'ten gönderildikten sonra kategorik bir hükümet. Bakın Barış Bey yıllardır muhaliftir. Barış Bey'in bir şeyi var. Hocam bana özgür ağırlığı var. Yani Mustafa Bey hakikaten düşürdünüz ama ya. Ama hiç seyretmemişsiniz. Bakın ben teknik olarak yapacağı bütün eleştirilere saygılıyım. Ama bu cümlede anlamayacak. Yani ilkokul deminki çocuklar gelsin bunun çok güzel şerhini yaparlar. Peki yani ben onlara sorarım o zaman. Çocuklar hepimizden iyi bilir o ayrı mesele. Evet. Mustafa Bey sizden bir ricam var. Korkmayın. Ben bir şey söylüyorum. Ben sizden, doğruyu söylüyorum. Neden korkuyorsunuz biliyor musunuz? Çünkü şundan dolayı. Emre Alkin işte Barış arkadaş var. Burada hükümete muhalefet. Ya kardeşim ben hükümet Barış Bey ben hükümet üyelerim Emre Bey. Ben hükümet üyelerim. Siz bizim adam mısınız düne kadar? Kardeşiniz doğru bir şey. Kardeşiniz Mustafa Bey benden size çok önemli bir tavsiye hayatta. Ben kimdenim demeyin. Kim benden deyin. Önemli tavsiye. Bunu bir kenara yazın. Sakın ha ben şundanım bundanım demeyin. Yok ben kimseye de bunu yakıştırmayın. Çok ayıp bir şey. Ya siz bizim medyamızda çok yıllar federasyonumuzda genel sekreterlik yaptınız. Federasyonumuza. Evet. Hepimizin federasyonu. Evet hepimizin federasyonu. Evet. Bu hükümet getirdi sizi. AK Parti iktidarı getirdi. Barış Bey'in tabiriyle AKP iktidarı getirdi sizi. Hocam bana. Siz AKP iktidarının bir bürokratıydınız. Hayır. Türkiye Futbol Federasyonu kendi özel yasası var. Ben bürokratlık yapmadım efendim. Orada kuşu. Siz bu işleri biz de biliyorsunuz, siz de biliyorsunuz. Yani siz Berat Bey'in izni olmasa siz oraya girebilir miydiniz? Hangi Berat Bey ya? Ben kaç sene şimdi hangi Berat Bey oldu değil mi? Ben 2012 karşısına esas duruşta ceket edikleyip briefing verdiniz Berat Bey. Ne zaman? Berat Bey. Demin kendiniz söylediniz. Dolmuş'a çağrıldım dediniz. Briefing evet beyler bile çağrıldım dediniz. Ya nasıl uyduruyorsunuz ya? Şimdi söyledin ya geri alalım bantı. Şey mi dedim esas duruşta mı verdi? Oturdu 14 tane ekonomist vardı ya Mustafa Bey hakikaten bakın, çok düşürdünüz. Bakın bu şekilde muhalefet olmaz. Siz konuşun. Kimse ya. Muhalefet etmiyor ne olur. Bir dakika ya, ben böyle muhalefet olmaz. Mustafa Bey çok kötü çok gerçekten yani sizi muhatap aldım ama çok kadar eğlencesiz hale getirdiniz ya vallahi. Ya siz kimsiniz ki beni muhatap alacaksınız? Bakın Uğur Mumcu'nun rahmetli babanıza yapmış olduğu ciddi eleştiriler vardır. Babama da onun gibi tabii babanıza da gireceğim. Onun gibi yapmayın. Uğur Mumcu Alaturka Kapitalizm isimli kitabında babanızı yerden yere çalıyordu. Yapar. Siz bu şekilde yapmayın. Değerli arkadaşlar Erdoğan Alkin'e de dil uzattı Mustafa. Ona da rahmet diliyorum. Ona ben değil rahmetli Uğur Mumcu. Dil uzatıyordu. Siz Uğur Mumcu'nun muhalefet yapmaya çalışıyorlar. Her şeye kategorik olarak karşı çıkmayınca Mustafa Bey ben rica edebilir miyim? Bu program akşamki alıştığınız tartışma programı. Emre Alkin'den başladı. Ne yapalım yani Emre Bey'in yalanlarına, palavralarına savunmayın. Palavra demedik. Hepsi palavra. Şu cümleye bile karşı çıkıyor ya. Bir dakika efendim bir dakika. Yani bilgiyle yanıtlarsınız. Sorun değil. Bu böyle doğru ama söylüyorum işte. Şahsileştirmeden işi lütfen. Kendisi şahsileştiriyor. Bilim adamı değilsin diyor, bilim insanı değilsin diyor. Programın seviyesini düşürüyorsun diyor. Ben böyle bir nezaketsizlik görmedim ya. Ben kaç tane kanala çıktım. Çok farklı kanallara çıktım. Ben ilk defa böyle bir konuktan nezaketsizlik gördüm yani. Ama siz kendiniz başlattınız efendim. Siz neler söylediniz efendim? Ne söyledim ya? Peki ben müsaadenizi isteyip biraz programı ilerletmek isterim.